Herkese merhabalar. Bugün kış aylarının vazgeçilmezi balkabağı mücveri yapacağız. Balkabağı kış için çok uygun, yani kışın çok fazla çıkan bir ürün. Ama balkabağı ile sadece çorba yapılıyor, bir de tatlısı yapılıyor. Ama balkabağı aslında aroması olarak, lezzet olarak ve fayda olarak çok faydalı bir sebze ve çok birçok alanda kullanılabilir. Yani mücveri yapılabilir, püresi yapılabilir, kroketi yapılabilir. Aslında birçok alanda kullanılabilir. Çok da lezzetli bir sebzemiz. Ama nedense bir balkabağı tatlısı yapılıyor ve çorbası çok fazla yapılıyor. O yüzden ben bugün biraz daha farklı bir versiyonunu yapacağım. Çok sağlıklı, çok lezzetli. Lezzetli versiyonunu yapacağım. Bugün balkabağı mücveri yapacağız. Hep beraber yapalım. Dünyanın en kolay tarifi, inanılmaz kolay. Biraz böyle karışık gözükebilir. Önce malzemelerimizi sayalım. Balkabağımız var, pırasamız var. Ondan sonra bol yeşilliğimiz var, maydanozumuz var, dereotumuz var. Çok az bir ada çayımız var çünkü balkabağına inanılmaz yakışıyor. Ondan sonra kuru nane kullanacağım bolca. Çörek otumuz var. Çok az böyle unumuz var, yani bir gıdımcık da çok bir şey olmaz onda zararlı olarak. Köy yumurtamız var. Zeytinyağımız var. Tuzumuz var. Bir de lor peynirimiz var. Bütün malzemelerimiz bunlar. Biraz böyle karışık gibi gözükebilir ama çok kolay bir tarif ve çok lezzetli bir tarif ve çok sağlıklı bir tarif. O yüzden ben bunu çok sık yapıyorum. Bir ara sıcak olarak kullanılabilecek, ana yemek olarak kullanılacak. Ana yemek abarttım biraz da ara sıcak olarak kullanabilirsiniz. Bir de beş çaylarına falan inanılmaz güzel oluyor. Hızlı konuştum yine değil mi? Biraz böyle karışık, zor gibi gözüküyor ama tek zorluğu şunun kabuğundan soyması. En büyük sıkıntı şu, bunu böyle kabuğundan soyduktan sonra her şey daha kolay. Hele bir de soyacağınız körse, işiniz çok zor. Biz ev usulü bıçağımızla yapalım. Lütfen yaparken dikkat edin çünkü el kesmek için birebir yani. Balkabağın kabuğunu soymak el kesmek için birebir yani. Bal kabaklarını sonra şu üstteki şu üst kısmını çok hafiften alabilirsiniz. Şöyle iki parça bize yeterli. Şimdi bunu rendenizin büyük tarafıyla rendeliyoruz. Evet, balkabaklarımızı rendeledik. Size balkabağın kabuklarını sorarken ne demiştim? El kesmek için en ideal şey balkabağın kabukları soymaktır. Dikkatli olun demiştim. Tekin ben parmağımı kestim birazcık. Evet, şimdi bunu rendeledik. Şimdi balkabağı yapısı gereği biliyorsunuz biraz böyle tatlımsı bir şey. Şimdi bunun üzerine tuz serpiyorum ben. Üzerine tuz serpip biraz bekleteceğiz, suyunu salacak. Sonra o suyunu kullanmayacağız zaten. O dinlenirken şimdi bir taraftan pırasalarımızı kesmemiz gerekiyor. Normalde biliyorsunuz her şeyi iri iri keserim ben, çok uğraşmayı sevmem ama burada gerçekten pırasaların küçük küçük kesilmesi gerekiyor. O yüzden küçük küçük keseceğim. Küçük dedim ince ince yani, ince ince. Hani pişerken içinde pişmesi gerekiyor. Bu arada ölçüyü kendiniz artırıp azaltabilirsiniz. Pırasa ile balkabağın oranı neredeyse birbirine eşit olmalı. Yani koyduğunuz balkabağ kadar pırasa koymalısınız. Bunun yerine bu arada taze soğan da koyabilirsiniz. Çok yakışır. Evinizde kuru soğan varsa kuru soğanla da yapabilirsiniz. Ama kuru soğanın aroması daha kuvvetli olduğu için diğerleri kadar çok bol koymayın. Yani bir tane kuru soğan yetecektir.
Hatırlarsanız kuru soğanda cücükten bahsetmiştim. Aynı şey pırasa ve taze soğanda da geçerli. Ucundaki bu cücükleri asla kullanmayın çünkü asla erimiyor. Ne kadar pişerse pişsin asla erimiyor. Şöyle büyükçe bir kap alalım. Burada var. Önce kestiğimiz pırasaları o kabın içine koyalım. Şu pırasalarımızı kestik. Maydanoz ve dereotlarımızı keseceğiz. Yeşilliği lütfen bol kullanın. Yani hiç tadına hani olumsuz değil, olumlu etkisi var. Tadını çok güzelleştiriyor. Evet, biliyorsunuz yeşillik çok faydalı bir şey. Biz de çok seviyoruz. Yeşillik için çok böyle minicik minicik kesmeniz gerekir diye bir kural yok. Benim gibi kaba kaba kesebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bir bağ maydanozu içine koyuyorum. Dereotu maydanoz kadar çok değil. Şöyle bir parça kullanacağım. Onu da şöyle kıvırıyoruz. Yine kaba kaba. Bol bol yeşillik tam Ege. Evet, dereotumuzu da koyduk. Şimdi kabımıza ne koyduk? Pırasamızı, maydanozumuzu ve dereotumuzu koyduk. Burada tuzladığım bal kabakları vardı. Şimdi bunu çıkartıyoruz tabii ki yüzüklerimizi. Bal kabakları normal kabak kadar olmaz ama yine de su salar. Şöyle suyunu sıkıyoruz. Bırakıyoruz. Bal kabağın suyunu sıkmazsanız fırında yapacağımız için mücveri pişerken suyunu salar. Daha cıvık böyle hani toparlamaz kendisini. Daha böyle istemediğimiz doku olur. O yüzden bal kabağın suyunu sıkıyoruz. Bir gram da su akmadı bal kabağında. Cinsi herhalde, cinsinden kaynaklı. Normalde çok susalar. Bunu biraz daha sert bir kabakmış, çok sulu bir kabak değilmiş. Allah'tan daha iyi ama. Evet, bal kabaklarımızı rendeledik, suyunu sıktık. Pırasalarımız, dereotlarımız, maydanozumuz ve suyu sıkılmış rende kabaklarımızı bir kabın içerisine koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Lor peynirimiz var. Lor peynirini koyuyoruz. Sizin zevkinize kalmış bir şey. Bu ben normalde eski kaşar da koyuyorum. Teneke tulumu da koyuyorum. Ama bugün böyle daha sağlıklı gidelim dedik. Lor peyniri sadece koyuyorum. Hepsini koyacağım bunu. Ondan sonra. Şimdi bol tuz, bol karabiber koyuyoruz. Hatırlarsanız bal kabağın içine tuz koymuştuk zaten. Bal kabağının kendi tuzu var. Yeşilliklere ve lor peynirine yetecek kadar tuz koyuyoruz. Ondan sonra karabiber. Bol karabiber koyabilirsiniz. Nane taze nane değil, kuru nane çok yakışıyor buna. O yüzden bolca kuru nane koyacağım. 3 tane yumurtamız var. 3 yumurtayı da içine koyuyorum. Ondan sonra... Bir şey eksik, ne eksik? Tabii ki zeytinyağı. Bolca zeytinyağı koyuyorum üstüne. Oh! Tamam, her şeyimizi koyduk. Şimdi bunların tabii bağlanması lazım yani. Bağlanması için ne ihtiyacımız var? Una ihtiyacımız var. Birazcık da un koyacağım. Şöyle şu kadar yeter. Bu arada mücver yaparken yani normal kabak mücveri ya da başka bir sebzenin mücverini yaparken lütfen şunu unutmayın. Ne kadar az un koyarsanız o kadar lezzetli olur. Ununu çok koyarsanız krep oluyor yani mücver olmuyor. Ununu az koymak da aslında bakarsanız atıyorum ne kadar karıştırırsanız o kadar sulanır. Sulandıkça daha fazla un ister. O yüzden mücver çok fazla karıştırmaya gelmez. Az karıştıracaksınız, az un koyacaksınız. Mümkün olunca sebzenin kendisi olacak. Kendi tadını almanız için bu gerekli. Kullanmaktan çok hoşlanmadığım bir şey koyacağım şimdi, kabartma tozu. Çünkü bunu fırında pişireceğiz. Çünkü kızartma yapmayacağız. Çünkü kızartmaya karşıyız. Şöyle ben bir paket kabartma tozumuz var. Onu ekledik. Evet, bütün malzemeler tamam. Sadece bismillah diyeceğiz, karıştıracağız. Şunu da ben çıkartayım ama. Sadece karıştıracağız. Birbirine karışacaklar. Daha sonra kabımızı alacağız.
mücveremizi karıştırdık. Dediğim gibi çok fazla böyle mıncıklamadık. Çünkü çok fazla mıncıklarsak suyunu salar. Bunu istemiyoruz. Gördüğünüz gibi her şey eşit bir şekilde dağıldı. Şimdi bunu daha önceden yağladığımız... Daha önce yağlamadığımız, çünkü yağlamamışım. Hemen şimdi bunu yağlayalım. Allah'ın olur üstüne zeytinyağı olmasın. Üzerinden yağladığımız borcamın üzerine bunu yayıyoruz. Her yerine eşit kalınlık olması gerekiyor. Evet, tepsimize dizdik balkabaklarımızı, balkabak mücverimizi. Üstüne çörek otu serpiyorum böyle birazcık. Biliyorsunuz çörek otu inanılmaz faydalı bir ürün. Susam da koyabilirsiniz. Kuru kekik vesaire bir başka bir şey de koyabilirsiniz. Peynir rendesi, kaşar peynir rendesi koyabilirsiniz. Eski kaşar koyabilirsiniz. Her şeyi koyabilirsiniz üstüne. Ben birazcık böyle çörek otu serpiştiriyorum çünkü çok yakışıyor. Önceden ısıtılmış. 180 derece demeyeceğim çünkü biliyorum herkesin fırını farklı. Çünkü her fırının kendine ait böyle bir çalışma sistemi var. Ev kadınları kendi evindeki fırının hangi derece olması gerektiğini gayet iyi biliyor. Onu ben söyleyebileceğim. Ama ben burada bu fırında 180 derece atacağım. Tahmin ediyorum 35-40 dakika, maksimum 45 dakikada pişiyor. Duruma göre zaten böyle şey kek gibi düşünmeyin. Çok böyle içi kuru olacak, külden batıralım, piştim pişmedi gibi düşünmeyin. Biraz içi nemli olması gerekiyor. Çünkü mücvenin olayı budur. Dışı kıtır, içi sulu olur, daha yumuşak olur. O yüzden bizimkisi de öyle olacak. Atıyorum fırına, çıktığında görüşürüz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 35 dakika geçti. Balkabağ mücverimiz fırında ve pişti. Şimdi onu alacağız. Evet, şu an çok sıcak. O yüzden şu an hiç ellemeyin. Şu an muhtemelen içi böyle çok yumuşaktır, hamur gibi gelebilir. Şu an hiç kesmeyin, ellemeyin. Bir 10-15 dakika ılınmasını bekleyin. Ilıkken de çok güzel, soğukken de çok güzel oluyor. Ben böyle bir 10-15 dakika bekleyeceğim, ondan sonra dilimleyip servis edeceğim. Evet arkadaşlar, çok bekleyemedik. Ama ılındı, en azından elimizi tutabiliyoruz. Şimdi dilimleyeceğim, servis edeceğim. Evet, balkabağ mücverimiz gördüğünüz gibi oldu. Çok alışılmışın dışında, yağda kızartmadık çünkü kızartma doğru bir şey değil. Yani zeytinyağı da en sağlıklı yağda bile kızartsanız ısıya maruz kalan yağ bir şekilde trans yağ dönüşüyor. Ve trans yağ bugün kanser hastalıklarının en büyük sebeplerinden bir tanesi. O yüzden fırında bol yeşillikle, güzel lor peynirimizle, zeytinyağımızla çok sağlıklı bir balkabağ mücveri yaptık. Ve inanın, hani şey derler ya, börek gibi, hakikaten börek gibi. Şimdi sizin tadına bakacağım. Sizi temin ederim. Ispanaklı ne bileyim böyle börekler vardır ya, yani o böreklerden hiçbir farkı yok. Hatta daha bile güzel diyebilirim. En azından yediğiniz zaman ağırlık yapmıyor. İnanılmaz lezzetli. İçine böyle peynir koymayıp yanında bir yoğurt dip sosuyla servis edebilirsiniz. Ya tek başına böyle bile verebilirsiniz. Bence 5 saat, 5 çayları için, hatta kahvaltılarda, brunchlarda inanılmaz güzel bir alternatif. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Ben börek çok seven bir insanım ama şu an herhangi bir el açması ıspanaklı böreği, börek mi, mücver mi derseniz kesinlikle balkabağ mücverini tercih ederim. Arkadaşlar, balkabağ çok sağlıklı bir şey, çok lezzetli bir şey. O yüzden bu mücveri deneyin. Hem çok sağlıklı hem inanılmaz lezzetli. Böyle sağlıklı şeyler yapacağınıza bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Emin olun lezzeti de çok güzel. O balkabağın tatlımsılığı, baharatlar, hafif acısı falan inanılmaz lezzetli bir şey.
Balkabağ'la başka neler yapılabilir? Siz de bunu yorumlara yazabilirsiniz. Sizin yaptığınız balkabağ'la çorba ve tatlısı dışında ve mücveri dışında, çünkü mücverini yaptık. Siz neler yapıyorsunuz? Başka ne gibi alanlarda kullanıyorsunuz? Yorumların altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizler de yaptığınız yemekleri Instagram hesabından bana atarsanız bunları YouTube'da yayınlamak istiyorum. Çünkü herkesin eli farklı, sunumu farklı, farklı malzemeler koymuşsunuzdur falan. Bunları çok merak ediyorum. O yüzden bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum kocaman sizi.